Bulaşık makinesi sizin için bir şans. Evet, bir hayat biçimi olacak. Bu günaydın Tuna. Günaydın bir tanem. Hadi sahile gidelim, biraz spor yapalım, yürüyüş. Sonra o aletlerde falan çalışırız. Ben gelmeyeyim Gönül, sen git ne olursun. Niye? Hayatım, yarın bir sunumum var. Bir bulaşık makinesi reklamı aldık da ona çalışıyorum yani. Roleplay yapacağım, o yüzden diyorum yani. Üç kişi oynayacağım. Biliyor musun? Ben direkt oynayacağım Gönül. Yani bir anne olacağım. Hı. Arkasından bir anne olup dans etmeyi düşünüyorum. Hı. Sonra çocuk olacağım, ağlayacağım falan. Bulaşıktan dolayı çocuk ağlıyor. Hı hı. Sonra baba olacağım, kızacağım falan. Yani üçünü de böyle ayakta böyle yapacağım. O yüzden ben gelmiyorum Gönül. İyi işte, stres atarsın. Gel hadi. Hayatım, stres alıp dalga mı geçiyorsun ben? Yani geleceğim şimdi, bir elimi sakatlayacağım falan. Roleplay yapacağım diyorum. Ayakta yapacağım. Bütün, yani şimdi kalkacağım ayağa Gönül. Hı. Ayakta oynayacağım bütün hepsini. Ayağım burkarsam ne olacak? Ya da ne bileyim yani, bir yerim sakatlarsa yapamam. Ay. Yani. Niye sakatlanacaksın Tuna? Ya alet diyorsun, koşmak diyorsun. Evet. Ya nerede sakatlanacağım? Tabii ki onda sakatlanacağım yani. Ya böyle bir şeye gerek yok lütfen. Yani işi riske atmamak gerekiyor. Ne alakası var Tuna? Oyuncular bile sahneye çıkmadan biraz ısınıyorlar. Esneme hareketleri falan yapıyorlar. Sana da iyi gelir. Ama biraz ısınıyorlar. Küçük hareketler, böyle böyle hiçbir şey yapıyorlar. Yani büyük hareket yapmıyorlar. Koşuyorlar mesela. Çıkıp aletli jimnastik mi yapıyorlar yani? Lütfen. Yani ya kramp girerse, ya bir yerim kırılırsa. Düşünebiliyor musun? Kalır ortada. Ayakta yapıyorum sunumu, yürür. Üç kişi oynuyorum diyorum sana. Hem anne, hem çocuk, hem baba. Üç, bak şöyle yani. Şimdi dans ediyorum mesela. Tamam. Nasıl dans edeceğim öyle? Lütfen. Tamam, iyi. Ne olur. Ya Gönül, yarın bana sunumda o kadar kısa bir süre verecekler ki o kısa süre içerisinde her şeyi anlatmam gerekiyor. Yani çok yani karışık bir durum yani. Ay, yine çok abartıyorsun her zamanki gibi Tuna. Gel diyorum işte, bir şey olmaz. Ne, nasıl geleyim Gönül? Ben zaten hamım. Yani ham bir şekilde gideceğim, şimdi spor yapacağım, her tarafım tutulacak. Ne oldu geçen gün pilatese gittik, ham gittik, iki gün yataktan kalkamadık yani. Yok, istemiyorum ben Gönül, yani önemli bir şey bu yani. Ay, bu senin her zaman yaptığın iş değil mi Tuna? Sen reklamcısın, ne var bunda yani? Gönül, roleplay diyorum. Yani roleplay. Roleplay deyince aklına ne geliyor senin bilmiyorum ama yani bu futbol maçına hazırlanmak gibi bir şey. Yani düşünsene. Yani bütün yediğine, içtiğine, bütün hareketlerine, her şeye dikkat etmek zorundasın. Roleplay bir reklamcının derbisi gibi bir şeydir. Yok öyle şey. Yani hazır olacaksın, gideceksin. Üç kişi oynuyorum diyorum ya. Bir kişi de değil. Üç kişi. Anne, baba, çocuk. Üç tanesi de ayakta oynuyorum. Bir kısa süre. Günaydın anne. Günaydın. Niye formalarınızı giymediniz siz? Biz de seninle spora gelelim diyoruz. Yok, olmaz öyle şey. Siz kahvaltınızı yapacaksınız, okula gideceksiniz. Sonra dönüp test çözeceksiniz. İki hafta kaldı sınava çocuklar. Ya ama ev okul daraldık ya. Hem bizim için de böyle bir aç kapı olur. İyi gelir. Yani hem atalarımız ne demiş? Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. İyi, iyi peki tamam, hadi gelin, tamam oldu. Hadi gidelim o zaman. Hadi gidiyoruz biz Tuna. Tamam canım. Babam gelmiyor mu? Gelmiyor, gelmiyor. O yarına hazırlanması lazımmış. Sakatlanmaktan korkuyor. Tuna abi halı sahaya gitmez ki. Alt tarafa hafif tempo koşu yapacağız. Ya siz koşun çocuklar. Hafif mafif yok bunun. Ya benim kendime bakmam gerekiyor. Yarın çok önemli bir sunumum var. Ben sonra katılırım size. İki gün sonra en önde ben koşacağım, merak etmeyin. Aman iyi iyi, tamam. Sen evet, bak işine. Hadi gidelim biz. Bugüne kadar gördüğünüz bütün bulaşık makinelerini unutun. Unutun! Ay, ne bağırıyorsun Tuna? Sunuma hazırlanıyorum. Benim öyle bir şey gibi koydum. Ay. Bağırarak koydum. Ey Nihat. Tuna. Hı? Akşama iftara Meltemler'deyiz. Emin misin? Ha, şu açıdan diyorum yani, Meltem hafif yemekler yapar değil mi? Ha, benim kendime dikkat etmem gerekiyor. Şimdi ağır bir şey yersem yani rahatsız etmesin beni sunumdan önce. Dikkat etmem lazım Gönül. Ay Tuna, negatifi çekme üstüne. Başına bir şey gelecek. Sen böyle diyerek negatifi sen çekiyorsun yalnız. Ne alakası Gönül var canım? Vallahi devamlı negatif bir şeyler söylüyorsun. Hayatım, dikkat etmem gerekiyor diyorum ya. Dinç olmam gerekiyor yarın sunumda. Yani enerjik olmam gerekiyor. O yüzden her şeye dikkat etmem gerekiyor. Kamptayım diyorum sana Gönül. Niye anlamak istemiyorsun beni? Merak etme. Yarın sunumun çok iyi geçecek. Tamam, şey akşam giderken tatlı bir şey götürelim o zaman. Tamam, dondurma alalım. Güllaç gitmez mi? Güllaç, şimdi herkes güllaç getirir. Meltem de yapmıştır. Bir sürü güllaç olacak. Biz de değişik bir şey götürelim. Dondurma götürelim. Tamam, sen bilirsin. Akşam iftara biz de davetliyiz değil mi? Tabii, siz de davetlisiniz ama gelemiyorsunuz maalesef. Çünkü ben size çok güzel yemekler yaptım. Onu yiyeceksiniz. Sonra ders çalışacaksınız. Ya aman ne ya. Aman ne ya. Sınava iki hafta kaldı. Hatırlatırım. Tamam, merak etmeyin. Biz gelirken Meltem'in yaptıklarından bir şeyler getiririz size. Onu yersiniz, tamam? Ya bizim derdimiz yemek değil ki. Biraz hava değişikliği istiyoruz. Hava değişikliği bugün yaptınız. İşte yürüyüş yaptık. Aldınız havanızı. Bitti. Resmen denetimli serbestlik yaşıyoruz yani. Ya şu sınav bitsin. Eve gelmeyeceğim. Hadi bakalım odalarımıza. Ya şu sınav bitsin. 25 yıl okula gitmeyeceğim. Kızım, daha iyi bir okula gidesiniz diye giriyorsunuz bu sınava. Hı? Zaten o bozuyor moralimi. Seneye yine sabahın köründe yollara çıkacağız. Ya çocuklar, siz daha liseye başlamadan başladınız söylenmeye. Ya ama okulların bu sabah saatinde olması çok saçma değil mi?
Kalkalım sabah 11'de. Oo. 12'ye doğru evden çıkalım. Çok güzel, evet. Öğleden sonra da işte dersler başlasın. Harika. Bence gece olsun dersler. Ben 11'de kalkınca uykum alamıyor. Ay canım, öyle mi? Hadi odalarınıza. Çalışın biraz bakalım. Hadi. Hadi çocuklar, 2 hafta. 2. Bunları ben anlatamıyorum Tuna. Sen öntüsürü mühendisi olsunlar Gönül, ha? Belki o zaman yani bulaşık makinesi. Belki sanatçı olurlar. O da olabilir. Gönül aklıma bir şey geldi şimdi. Olur mu bilmiyorum ama sen fikrini alayım. Şimdi aşık bulmak istiyorsan bulaşık makinesi. Yani aşık bulaşık, bul aşık. Geldik. Hiç güzel değil. Değiştir onu. Yani bul aşık. Aşık. İyi olmadı evet. Ama bul aşık yani. Komik geldi bana. Hoşuma gitti ama tabii şey yapmak lazım onu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.